İçeride ise bir kaynayan kazan var. Yani e, son evet. başbakan, son seçilmiş başbakan diyelim. E, Ahmet Davutoğlu. Ve darbeye uğramış başbakan. Evet, darbe mağduru aslında kendisi. Çıktı ve enteresan şeyler söylüyor. Partimiz darbe çıkarcı bir gruba terk edilemez diyor. Cumhurbaşkanının seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçimin ortamının gerektirdiği yoğun çoba siyasi sert polimitlere girmek durumunda kalması, eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına sebep olmaktadır diyor ve aşağı doğru e, sıralamalar var. Şey, e, sa, e, baya baya e, Çok yükleniyor. Uzun bir açıklama. Evet. Yani şöyle ne söyleyeyim diyorsunuz? bir izleyicilerimize bir tavsiyede bulunayım. Ahmet Davutoğlu ismini kapatın, okuyun. Bunu hangi muhalefet e, milletvekili yazdı ya da hangi e, muhalif aydın yazdı diye bir düşünün. Anca öyle yazılacak şeyler bunlar. Yani bunu bir iktidar partisinden birinin yazdığını değil, bunu bir muhalefetin yazdığını düşünürseniz son derece anlamlı hale geliyor. Yani Davutoğlu'nun yazdıklarını düşünün ve sonrasında şunu söyleyeyim. Davutoğlu'nun şu yazdıklarını herhangi bir gazeteci yazsaydı ya da herhangi bir aydın bir panelde, bir akademisyen panelde ifade etmiş olsaydı tutuklanırdı. İşte Davutoğlu'nun Türkiye'si böyle bir Türkiye. Yazdıklarının söylenmesi halinde. Şimdi Davutoğlu'nun söylediklerini bir, şunu söyleyelim hani artık herkesin bildiği bir şey bu. Kaynayan kazan artık taşıyor. AKP içerisinde bir muhalif hareket söz konusu. İşte gül çıkacak mı çıkmayacak mı hep tartışılıyor. O başka bir başlık ama Babacan ve Davutoğlu ekseninde iki ayrı hareketlenmenin olduğu artık herkesin bildiği bir şey. Yani AKP içerisinden bir hareketlenme artık etekemeye büründü yola çıktı geliyor denebilir. Davutoğlu'nun bu çıkışı aslında bir bakıma başlama vuruşlu olabilir. Yani şu ifadeler bir muhalif hareketin başlangıcı olmasa bile bir muhalefet bayrağı açmaktır. Özellikle de Erdoğan'a karşı. Şimdi bu, bu anlama gelen bir şey. Yani bunun yeni adımları göreceğiz. Buradan sonra Davutoğlu Erdoğan'a karşı muhalefetini arttıracak. Dikkat ederseniz bu açıklamanın temel hedefi Erdoğan. Temel hedefi AKP değil. Bir bakıma aslında şöyle bir mesaj var. Yani ben geri geleyim ve bütün bu hataları düzelteyim mesajı veriyor Davutoğlu. Yani ayrı bir siyasi hareketten ziyade AKP içerisinde sorunları çözme taraftarı. Ama söylediği şeyler çok önemli. Yani buradan birkaç başlığı özellikle vurgulamak lazım. Yani neden Davutoğlu bunları söylüyor ve bu ne anlama geliyor? Mesela partinin şu ifadesini çok önemsedim ben. Ee, diyor ki işte partimiz ve ülkemiz hırslarına esir düşmüş, dar. Ve çıkarcı bir çevrenin ikbal kaygılarına te teslim edilemez diyor. Şimdi bu neyi hatırlattı biliyor musunuz? İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı istifa ettiği zaman bir basın açıklaması yapmıştı hatırlarsınız. Evet. Cümlesi aynen şöyleydi. Çok iyi hatırlıyorum cümleyi. Diyor ki kim olduklarından ve niyetlerinden emin olunamayan dar oligarşik bir kadronun teslim aldığı AKP. Şimdi... Aradan kaç sene geçti? 4 sene geçti. Belki 5 seneye yakın oluyor. Evet. İdris Naim Şahin'in istifa ettiği 2014 süreç. 2014 başı ve diyor diye diyor ki, Evet. Evet yani şimdi İdris Naim Şahin'in cümlesiyle neredeyse birebir aynı. Yani AKP'den tekme yiyen, AKP'den dışlanan herkes bu realiteyi görüyor. Bu da ilginç. Yani kim olduklarından ve niyetlerinden emin olunamayan dar oligarşik kadro diyordu İdris Naim Şahin. Ahmet Davutoğlu da diyor ki Hırslarına esir düşmüş, dar ve çıkarcı bir çevre. ha Şimdi Davutoğlu bunu kim olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Yani yine lafın etrafından dolaşmış. Direkt adını koymamış. Aslında burada refer ettiği Berat Albayrak ve Çelikhan Çetesi. Kendisine karşı haline yapanlar da onlardı. Bu açıdan ilginç bir e, tanımlamaydı. Onu görelim. E, ekonomi krizin nedeni Erdoğan'ın kendisi olduğunu adını koyuyor. Onu söylüyor. İlginç. E, yani Erdoğan'ın izahatlarının hem ekonomik hem de sosyal krizi arttırdığını Mesela şu ifadesi de ilginç. Ben merkezli, kibirli bir dil. Yani yine Erdoğan'a bir e, salvo geliyor buradan. E, mesela bu oldukça önemli. Ama şu ifadeyi özellikle okumak istiyorum. Yani e, yazısının print'ini aldım. Diyor ki, kendisini partimizin kurallar, kurullarının üstünde gören ve adeta paralel bir yapı gibi parti yönetmeye çalışan odak. Mers de paralel yapı kurbanıymış. Çünkü AKP'de de bir paralel yapı varmış ve AKP'nin paralel yapısı parti ödetme yönetmeye çalışan odak diyor. Şimdi bu paralel yapı ifadesinin altını çizelim. Aslında Türkiye'de bir tane paralel yapı var, doğru. O da işte bu yapı, paralel yapı. AKP'nin yönetiminde olan, içinde Berat Albayrakların, Serhat Albayrakların olduğu, bitin olduğu, içinde bürokrasiden bir grup insanın olduğu, o dar oligarşi bir kadronun yönettiği bir Türkiye var şu anda. Yani AKP'nin içerisinde bakanların bile haberi olmuyor Türkiye'de birçok şeyden. Bu yapının haberi var. Evet Türkiye'de gerçekten bir paralel yapı var. Hani cemaate atfettikleri paralel yapı reel değil ama Davutoğlu'nun refer ettiği bu paralel yapı real. Davutoğlu da ilk defa hakkını teslim etmiş. Evet Türkiye'de bir paralel yapı var ve o paralel yapı Erdoğan'ın çevresinde ve sarayda. AKP yöneticilerinin bile, bakanların bile, milletvekillerinin bile bu yapıya nüfuz etme hakkı yok, nüfuz edemedikleri gibi bilgileri de yok. Yani orada ne oluyor, ne bitiyor haberleri yok. Davutoğlu'nun bu paralel yapıya dikkat çekmesi önemli. Yani teşhisi doğru yapmış. O açıdan ilginç bence. Ee, İkbal kaygıları ile ilgili söyledikleri aynı şekilde. Ee, BK söyleminin yine çok zarar verdiğini, MHP ile zarar verdiğini bunların hepsini e, söylüyor. FETÖ mücadele söyleminde işte... E, suçların şahsiliği ilkesini hatırlatıyor. Ne güzel. Yani bu çok güzel bir başarı Davutoğlu için. Davutoğlu'nun bunu fark etmiş olması. Anayasal temel hakların askıya alındığından bahsediyor. Bunların yapılamayacağını söylüyor. Kuvvetler ayrısın. Yani parlamenter sisteme geri dönelim demeye getirmiş. Bu önemli. Yani medyayla ilgili de çok güzel sözleri var. E, yani dediğim gibi keşke. E, bizim gazete televizyon basılırken arkadaşlarımız gaza boğulup kelepçelenirken bunları fark etseydi hatırlasaydı ama geç de olsa hatırlamış olması güzel. Yani diyor ki düşüncelerini ifade eden akademisyen, gazeteci ve kanaat önderlerinin e, ifadelerini e, ifadeleri sebebiyle işini kaybetmesi, yaftalanması, sosyal medyanın içine maruz kalması kabul edilemez diyor. Yani bunun söylediği dönemde dediğim gibi bizim gazete tomalarla basılmıştı ve bizim evet. gazete yağmalanıp kapatıldı. Davutoğlu e, da başbakandı. E, yani evet çok ilginç e, uzun bir metin. E, oldukça önemli başlıklar, alt başlıklar var. Ben şahsen önemliyorum, önemsiyorum Davutoğlu'nun bu çıkışını. Yani e, burada şunu görüyoruz artık AKP'de kaynayan kazan taşmaya başladı. Burada yeni bir hareket ya da yeni bir e, rüzgar esiyor AKP içerisinden. Babacan ve Davutoğlu etrafında hareketlenen bu küskünler, kızgınlar, memnuniyetsizlerin e, seslerini daha fazla yükselteceğini görmek mümkün. Aslında bütün metne baktığınızda ve ağır sorumluluğun yükünü omuzlarımda hissediyorum ifadesini de e, hani okuduğunuzda metinde bir e, sizin dediğiniz gibi bir partinin manifesto sunun alt metni ya da işte ilk Kamuoyuna evet. bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetme. Evet, yani başlama edilmiş, vuruşu, yapmış. Evet, başlama vuruşu var. Bakalım ne olacak? Şimdi asıl e... Ama ilginç şeyler olacak. Davutoğlu mesela Bosna'ya gitti. Bosna'da kimseyle fotoğraf bile veremedi. Evet. Çünkü iktidar istemedi. Yani Davutoğlu ekranlara çıkamıyor. Davutoğlu medyaya çıkamıyor. Ancak Facebook'ta web sayfasında bir açıklama yapabiliyor. Çünkü başka bir yer kalmadı Davutoğlu için. Yani bunların, e, dediğim gibi şu açıklamasındaki medya ile ilgili ifadelerini önemsemek lazım. Davutoğlu da öğrendi medyanın ne kadar hayati olduğunu. E, tabii dediğim gibi gecikti ama önemli Davutoğlu'nun da bu aşamaya gelmiş olmasını ben kazanım olarak görüyorum. E, ama siyaseten şöyle söyleyeyim, siyaseten AKP artık çok ciddi bir e, erime erime ya da gerileme dönemine girdi diyebilirim. Bu da e, siyasi hareketlenmelere yansıyor. Aslında belki de o müttefiki... E... MHP ve Bahçeli'nin de bu kadar feveran ediyor olmasının sebebi bu.